Anneler ve çocuklarını elbette unutmuyoruz ama babaların yeri de bir o kadar farklı değil mi? Kız çocuk olsun, erkek çocuk olsun, sporttan babaları daha da fazla seviyoruz. Ekranların en interaktif, en sportif programına hoş geldiniz. Net Günlüğü'ne de başladık. Yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Sizlerle birlikte sosyal medyada neler olmuş, neler bitmiş, haber kaynaklı biraz ekranlara taşıyacağız. Derledik, topladık, güzel bir akış yaptık. Belki ekranlara gelmemiş olanlar var elbette, akışınıza düşmemiş olanlar var elbette. Biz spor gündeminin sosyal medyasını sizler için güzel bir şekilde derledik. Gözden kaçanlar kısmına güzel güzel görüntüler ekledik. Değerli izleyenler, Net Günlüğü bizim adresimiz. Hem Twitter'dan hem Instagram'dan ulaşabilirsiniz. An itibariyle sorularınız, görüşleriniz, yorumlarınız, ne iletmek isterseniz. Bazen çocuklarınızın güzel sportif faaliyetlerini de gönderiyorsunuz. Onları da ekranlara getirmeye çalışıyoruz zaman zaman. Günün sorusu, getirelim ekranlarınızı. Bugün biraz futbolun, basketbolun dışına çıkmak istedik. Amatör branşların biraz daha dışına çıkmak istedik. Biraz bilgi kaynaklı bir soru soralım dedik sizlere. Gelsin bakalım günün sorusu ekranlarınıza. Fransızca çoban sopası anlamına geliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu sporun tanımıdır dedik. Golf, hokey, polo ve cirit. Buyurun bakalım, biraz genel kültür konuşacak. Elbette Google'a yazabilirsiniz ama aklınıza ilk gelen şık hangisi, yorum yapmak isterseniz de altına yazabilirsiniz. Net Günlüğü adresimiz. Değerli izleyenler, Dünya Kupası şansımızı yitirdik artık değil mi? Rota biraz daha, 2020 Avrupa Şampiyonası. Gençleri de görmek istiyoruz aynı zamanda. Yeni bir jenerasyon yaratmak da istiyoruz. Artık geçmişi bir kenara bırakmak istiyoruz. Birçok şey istiyoruz değil mi? Dün hazırlık karşılaşmalarından bir tanesini gerçekleştirdik. Arnavutluğa da yenildik dünkü karşılaşmada. Ama parlayan isimler vardı. Emre Akbaba bunlardan bir tanesiydi. İlk olarak Emre Akbaba'nın paylaşımıyla başlayalım. Dün 60. dakikada oyuna girdi ve Cenk'in golünü asiste çevirdi. Girer girmez golü attı. Öncelikle en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdiğim için mutluyum ve bu kutsal formayla ilk maçımda ilk golümü attığım için gururluyum diyor Emre Akbaba. Maalesef mağlubiyeti engel olamadık ama inşallah daha iyi olacağız yorumunda bulunmuş. Sadece yetenekli bir oyuncu olmadığının, aynı zamanda soğukkanlı olduğunun da altını çiziyor aslında. Yani kendisi bunu ifade etmese de biz böyle yorumlayabiliriz değil mi? Soğukkanlı bir şekilde oyuna girer girmez golünü atması yeteneğinin dışında soğukkanlılığı konusunda da güzel bir resim çizdi bizlere değerli izleyenler. Şimdi Dünya Kupası'na gidecek olanlar var. Bizler onların mutluluğuna ortak oluyoruz. Dün bir takım Zlatan İbrahimovic'ler kenara buluştu, kenardaydı. Diğer kenarda ise Buffon'cular vardı. Acaba İsveç mi yoksa İtalya mı gidecekti Dünya Kupası'na? Evet, gülen İsveç oldu. İsveç milli takımının hesabından yapılan paylaşım. İtalya 2 maç üst üste galip gelemedi. Dünya Kupası'ndayız diyor İsveç milli takımı resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada. Şimdi biraz da tabii gözler Zlatan'ın üzerindeydi. Acaba Zlatan bu konuya nasıl yaklaşacaktı, nasıl bir espri katacaktı? O da böyle bir espri kattı. Paylaşımı gelsin ekranlarınıza. Biz ziz ve çiz diyor, Z koyuyor İsveç'in başına. Yani ben de varım diyor, benim kurduğum cumhuriyet demeye çalışıyor galiba. Değerli izleyenler, belki de geri döner, neden olmasın değil mi? Buffon'u göremeyeceğiz ama Zlatan İbrahimovic'e tanık olabiliriz. Neden olmasın diyoruz. İki maçta da yaptığı üst düzey savunmayla aslında dikkat çekti İsveç. Hakkıydı dün, kesinlikle bunu da söyleyebiliriz galiba. Dün De Rossi'nin maça girmesini isteyen teknik direktöre verdiği bir tepki vardı. Nasıl olur derseniz, ilk olarak belki gözden kaçırmış olabilirsiniz. İzlemeyenler, denk gelmeyenler için hemen o görüntüyü getirelim değerli izleyenler. De Rossi bir ön libero, gol şansı da az. O da haklı olarak gol atma ihtimali fazla olan Insigne'yi işaret ediyor. Ben neden giriyorum oyuna? Biraz daha
hücumu kuvvetlendirebilmek adına insiye girsin tepkisini veriyor. Ağzından bazı kelimeler çıkıyor. Onları es geçiyoruz. Bu tepkisini ekranlara getirmek istedik. Dünün en fazla konuşulan, belki de bugünün en fazla konuşulacak olan görüntülerinden bir tanesiydi. Kimi zaman da taraftar olarak biraz daha hücum odaklı, onu alma bunu alsana hocam diyenlerin biraz da galiba sesi oldu dün De Rossi. Buffon'un gözyaşları vardı. Buffon milli takıma bıraktığını açıkladı değerli izleyenler. Belki de o onun son Dünya Kupası olacaktı. Belki de değil, son Dünya Kupası olacaktı. Ama eldivenlerini, milli takım eldivenlerini asacak. O gözyaşlarını döktüğü anlarda bizim de içimiz parçalandı doğrusu. Gelsin bakalım ekranlarınıza. Buffon İtalya milli takımını bıraktığını bu anlarda açıkladı. O gözyaşlarının karelere durmak bilmedi adeta. Bizler de ekran başında oldukça üzüldük. Neden üzüldük? Bir tarih, bir dönem daha böyle kapanıyor. FIFA Dünya Kupası Instagram hesabı da güle güle İtalya efsanesi. Her zaman Dünya Kupası'nın kazananısın diye bir fotoğraf paylaştı. Gençlik yıllarına ait bir fotoğraf. 60 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası'na gidemeyecek değerli izleyenler. Dünya Kupası'nın dışında kaldı İtalya milli takımı 60 yıl sonra. Şimdi belki bazılarımıza teselli olabilir. İtalya'nın bile gitmediği Dünya Kupası onlar için büyük bir hayal kırıklığı oldu açıkçası. Ve devam edelim. Caner Erkin takımla idmanlara katılmaya başladı. Takım idmanlarına katılmaya başladı. Yüzünde de güller açıyor ve bir de sosyal mesaj veriyor. Ne demiş acaba? Gülmek kana en hızlı karışan ilaçtır diyor. Gülücük saçtığı antrenman dakikalarından bu kareyi Instagram hesabında paylaşmış değerli izleyenler. Josef de Souza'nın bir paylaşımı var. Çocuklarıyla birlikte keyifli zamanlar geçiriyor. Gelsin bakalım ekranlarınıza. Sizi çok seviyorum diyor. İki de kalp emojisi koymuş sarı lacivert. Yasin Öztekin'in misafirleri vardı bu arada. Gurbetçi misafirleri, Almanya'dan gelen misafirleri. Onlarla güzel bir kahvaltı keyfi yapmış. Canlar gelmiş demiş ve herkese etiketlemiş. İlk etapta Hakan Çalhanoğlu ve eşini görüyorum hemen buradan değerli izleyenler. Yunus Mallı'yı gördüm ben. Başka kimler var hemen bakayım. Kenan Karaman da var değil mi? Evet. Araya başka bir görüntüler karıştı ama onu biraz sonra verelim. Tamam, Ömer Şişmanoğlu'nu biraz sonra verelim. Onun öncesinde bir Başakşehir'e gidelim mi? Son zamanlarda kulüplerin interaktif olarak sosyal medya hesaplarını sadece fotoğraf ya da sadece video değil, aynı zamanda içerik üretme konusunda farklılaşarak kullandığı bazı kulüpler var diyorduk Türkiye'de. Başakşehir'de onların başında geliyor kesinlikle. Güzel bir antrenman videosu paylaşmışlar. Aslında çoğumuzun iş yerinde, okulda denemeye çalıştığı, en azından sokakta giderken çöpü atmak isterken yaptığı o atış. Bu kez antrenman anlarına yansımış. O görüntüleri getirelim bakalım, sizler beğenecek misiniz? Birçok futbolcunun yapamadığı dokunuşu Abdullah Avcı gerçekleştirmiş finalde değerli izleyenler.
Bir de mesela bunu leblebiyle yapanlar falan var. Gözlerden, gönüllerden ırak değil mi? Tek seferde yapanlar sizin de çevrenizde var mı? Var böyle çok sinir bozucu, tek seferde alıp böyle atanlar, sonra çöpleri yapanlar ama çöpleri dışarılara atanlar da var. Onları hiç karıştırmayalım. Biraz önce ekranlarınıza getirmiştik Ömer Şişmanoğlu'nun fotoğrafını. Bir kez daha getirelim. Kazanan takım diyor. Göztepe etiketi de kullanmış Ömer Şişmanoğlu. Göztepe'ye gittikten sonra keyfi, yüzü gözü, öyle derler ya, yüzü gözü yerine gelmiş. Yani daha mutlu olduğunu anlatabilmek için, sağlıklı olduğunu anlatabilmek için yüzü gerçekten de gülüyor Ömer Şişmanoğlu'nun. O da güzel bir fotoğraf paylaşmış. Babel'in bir fotoğrafı var. Hollanda milli takımından bir kare gelsin ekranlarınıza. Hollanda milli takımı da bizim gibi değerli izleyenler, iki turnuvayı da üst üste kaçırdı. Artık bizim gibi yeni bir nesil yaratma uğraşında. Ekranda da görüyoruz Babel'in paylaşımını. Geçtiğimiz günlerde hatırlar mısınız bilmiyorum. Eğer denk gelmediyseniz hatırlatalım ilk olarak. Jesus'tan Neymar'a küçük bir hareket vardı. Bir bacak arası hareketi. İlk olarak bir hatırlatalım bakalım o hareketi. Bu hareketi yaptığı kişi Neymar, Brezilya milli takımının en asi, en yaramaz çocuğu. İntikam soğuk yenen bir yemek. Neymar bunun altında kalır mıydı? Evet, kalmazdı. Daha fenası olmuş, yani daha şıkı olmuş diyebilir miyiz ki biraz böyle arka topa değiyor ama güzel olmuş gerçekten Neymar bu. Bu arada İngiltere-Brezilya karşılaşması bugün saatler 23'ü gösterdiğinde ailenizin spor kanalı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Değerli izleyenler, bunun hatırlatmasını da sizlerle paylaşmak isteriz. Uykusuz geceler geçirenleri TRT Spor ekranlarına bekliyoruz. Bu güzel, heyecan dolu karşılaşmayı birlikte izleyebilmek adına. Messi'nin 3. çocuğu da yolda ama o büyük oğluyla güzel zamanlar geçiriyor. Biraz çekişmeli zamanlar geçiriyor. Konsol oyunlarında giderek böyle havalar kızışıyor gibi. Çünkü küçük oğlunun suratı biraz farklı bakıyor bu karelerde. Ekranlarınıza gelsin. Babasının formasını giymiş Mateo ve konsol oyunlarında yerini almış. Yüz ifadelerine bakılırsa sanki Messi oğluna o dakikalar çok acımıyormuş hissi yaratabiliyor. Ve devam edelim. Bayern Münih'in güzel bir paylaşımı vardı. Frank Ribery bir süredir rahatsız ama antrenmanları sıklaştırdı. Ne kadar yoğun çalıştığını, ne kadar erken dönmek istediğini her fırsatta takipçileriyle paylaşıyor. Görünen o ki Ribery de erken bir sürede dönüş yapacak. Beklenenden daha erken bir sürede dönüş yapacak ama yine de açıklamıyorlar ne zaman olacağı konusunda, ne zaman döneceği konusunda. Bayern Münih'in de resmi Instagram hesabında yapılan bir paylaşım var. Keyifli de bir paylaşım. Getirelim ekranlarınızı. Sakat ilan etti, yorgun ilan etti. Neredeyse tek başıma oynadım ben dedi. Onun bu hali bile aslında
dönüşün, güzel dönüşünün sinyalini verdi. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Oyuncular artık böyle kameralarla geziyorlar. Küçük kameralarla sabitliyorlar onu vücutlarının herhangi bir yerine. Maç esnasında, maç sonrasında, antrenmanda artık herkes kendi kanalını kurabilmek adına, kendi kaynağını üretebilmek adına yoğun çaba sarf ediyor. Görüntüler bizzat kaynağından geliyor. Önceden haber ajansları, özel haberler, muhabirler derken şimdi doğrudan haberleri yaparken onların görüntülerinden, onların kendi görüntülerinden, kendi hesaplarından yararlanabiliyoruz. Artık dünya galiba kendi ürettiklerinin sunulduğu bir dünya. Yoksa sizin hala bir kanalınız yok mu? En azından sosyal medya mecralarında varsınız. O da büyük bir değer. Küçük çocukları sevindirenleri seviyoruz, değil mi? İşkence edenleri kediye, köpeğe giderek daha da arttırılacak cezaları umuyoruz. Ama biz iyi yönlerini ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Özellikle kulüplerle çocuklar arasındaki ilişkileri daha da yoğun bir şekilde ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Bu kez çocukları kim sevindirdi? Liverpool sevindirmiş. Getirelim ekranlarımıza. Sam's actually at Melwood today and before training I've got a little surprise for him. So hopefully enjoy it. Aslında buradan çıkarabileceğimiz şey şu galiba, biz çocukları sevindirebilmek için onları ziyaret ediyoruz ya da maçlara davet ediyoruz, değil mi? Liverpool daha farklı bir şey yapmış. Çocukların hayal dünyasında en çok isteyebileceği, arzulayabileceği bir gezi planlamış ve aileyle birlikte Disneyland'a götürmüş, göndermiş. Biraz daha çocukluklarını yaşayabilmek adına. Yani burada tam anlamıyla saha, futbol, taraftarlık yanı sıra çocukların hayaline ulaşabilmek adına da güzel şeyler yapılmış. Sadece çocukların hayali yeşil sahadan ibaret değil elbette, değil mi? Kulüpler bence buna da güzel destek verebilmeli. Keza İstanbul'da da güzel oyun alanları var değerli izleyenler. West Ham United'ın biliyorsunuz ki teknik direktörü değişti. Milli aradan güzel yararlandılar. David Moyes'u getirdiler. Antrenmandan bir video paylaşmışlar. Gelsin bakalım ekranlarınıza. Yes, I was in. On the ball. Hey, what? You've got it. Well done. Manu. Get over there. Get over there now. Come on, Manu. Get down. Başlık atmak gerekirse sanıyoruz ki David Moyes'la vites yükseldi diyebiliriz. Ne dersiniz? Önceleri pazartesi, salı günleri onun bu videolarını keyifle veriyordum. Ama son zamanlarda bir taraftara attığı o uçan tekme sonrası bende bütün sempatikliğini yitirdi. Artık eskisi kadar galiba sempatik gelmiyor. Ama yine de bir taraftar kitlesi var. Yine de onun bu renkli videolarını ekranlarınıza taşıyoruz. Patrice Evra'dan bahsediyoruz değerli izleyenler. Yıl sonuna kadar, sezon sonuna kadar yeşil sahalardan uzak kalacak. Bence de doğru bir karar oldu o taraftara attığı uçan tekme sonrasında. Ama onun bir mesajı var. Ben geri döneceğim ve döndüğümde ise daha güçlü olacağım diyor. Bu videoyla diyor, ekranlarınıza getirelim. Damn. What a day. You know guys, it's Monday. So happy Monday. Sometimes life, you know, you can feel it's really heavy. But you always have to keep smiling. And of course, keep loving this game. I swear to God, I will come back stronger as ever. Always positive energy. Don't be lazy. I don't know what you are doing right now. But me, I am pushing a car. Because
I want to be better and better than I was before. I'm coming. I'm coming, guys. I'm coming. I love this game. Biz bazen o oyunu sevmeyebiliyoruz. Sevgili Patrice diyorlarmış ki Patrice Evra'ya mesaj gönderdi ekranlardan. Biz bazen o şiddeti sevmeyebiliyoruz Patrice Evra. Artık sempatiyle yaklaşmıyorum sana. Bir Chelsea efsanesiydi Lampard. Kariyerini artık Amerika'da sürdürüyor. Amerika'dan Japonya'ya güzel bir güzel bir ziyarete gitti Chelsea adına. Chelsea formalarıyla, Chelsea adına demeyeyim, Chelsea formalarıyla güzel bir şekilde karşılandı. Belki akışınızı doldurmuştur. Bir video var. Bu video gözümüzden kaçmadı. Oldukça renkli, oldukça güzel. Ekranlarınıza taşıyalım bakalım sizler de beğenecek misiniz? Come on, Chelsea. Come on. Brilliant. Very good. I love it. I love it. İşte bu kadar güzel ve basit değil mi? O güzel kalpleri yumuşatmak farkında da değildi tabii ilk etapta. Siz kimin olmasını isterdiniz? Şöyle baktığınızda arkanızda şaşırabileceğiniz var mı böyle bir efsaneviniz? Kim olabilirdi acaba? Düşünüyorum şu anda. Geçtiğimiz haftalarda Isco ve oğlunu vermiştik hatırlayacaksınız değil mi? Antrenman esnasında bayağı çektirmişti küçücük çocuğa. Yani neden bunu yapıyorsun? Oynasana güzel güzel oğlunla diye. Sonrasında bir akım haline geldi. Sporcu babalar oğluna zorluk çektiren ya da çocuklarını zorlaştıran, oyununu zorlaştıran babalar diye akım halinde. Galiba Isco bu videomuzu gördü ya da bu akımımızı başlattığını fark etti ki oğluyla yeni bir video paylaştı. Bu kez gönüller de rahatlayacak şekilde gelsin ekranlarınıza. Bu kadar basit. Dün Fenerbahçeli oyuncular, dün ekranlarınıza getirmiştik ondan önceki gün, Darüşşafaka maçına metro ile gitmişlerdi. Cleveland'lı oyuncular da New York Knicks maçına metro ile gittiler. Bu anları da videoya çektiler. Getirelim ekranlarınıza değerli izleyenler. Geliyor mu? O güzel yolculuk gelemedi. How was that subway ride? You know, we ride through the city, baby. Ride through the city. Lifetime experience, man. We do it all. Fry.
Bugün güzel karşılaşmalardan bir tanesi daha TRT Spor ekranlarında olacak. Değerli izleyenler, voleybolda bir derbi mücadelesi var. Ekranlarınıza getirelim paylaşımı. Eczacıbaşı Vitra ile Vakıfbank saatler 18'i gösterdiğinde Burhan Felek Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecekler. Eğer zamanınız varsa salondan, yoksa TRT Spor ekranlarından bu muhteşem derbiyi izleyebilirsiniz. Tarihte bugün neler oldu, neler bitti? A milli takım 2002 Dünya Kupası playoff rövanşında Avusturya'yı 5-0 mağlup ederek 1954'ten sonra ilk kez Dünya Kupası'na katıldı. Tarihte bugünün ilk olarak bitti mi süremiz? Gerçekten mi ya? Peki o zaman. Yarın artık tarihte bugün diyeceğiz. Anketimizin sonucu gelsin. Sorduk size, dedik ki Fransızca çoban sopası anlamına gelen spor hangisidir? %47 oyla golf demişsiniz ama %13 oyla hokey olacaktı. Değerli katılımcılar, bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Yarın saatler 12.20'yi gösterdiğinde yeniden bu ekranlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.